Arkadaşlar selam, ne yapıyorsunuz? Ben bugün çok iyiyim. Bugün Atlas'ın odası için aldığım kargoları açacağım ve sizleri de yanıma almak istedim. Gerçekten yani kargo açmaktan çok haz etmezdim. Son zamanlarda eskiden çok severdim kargo açmayı ama artık açınca böyle gerçekten sinirlerim bozulmaya başladı. Ama bu sefer kargo açılımı çok farklı bir şey olduğu için, Atlas'ın odası için olduğu için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. O zaman hemen kargolarımızı açmaya geçelim. Ama ondan önce videoyu beğenir, yorum yapar ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Hadi açalım ilk kargomuzu. Ay ay, bakın. Hemen elime bu geldi. Pardon, bunu ben seçtim. İlk bunu açmak istediğim için buraya koydum. İlk bunu açacağım. Şimdi arkadaşlar açıyorum. Hazır mısınız? Kargoları açmak da ölüm. Öyle bir şey yapıyorlar ki yani. Paketliyorlar ki hiç açılmaması için. Yaklaşık bilmem kaç yıl sonra okumaya başlayacak çocuk için bir kitap aldım. Ama bunun üstünde Atlas yazdığı için artık bunu bir 4-5 yıl sonra falan mı okur bilmiyorum ama çok tatlı değil mi? Ay her yer çöp olacak şimdi. Çok tatlı. Atlas yazıyor kocaman. İçine bir bakmak istiyorum. Dünyayı tanıması için. Denizleri, dünyayı. Bilgilendirici şeyler var. Bunu odasının baş köşesine koyacağım. Çünkü onun da adı Atlas. Ayıralım bunu hemen. Acaba burada ne var şimdi? Bunlar küçük geldi ya yalnız. Bunlar benim istediğim gibi gelmedi. Bunlar, ben daha büyük görmüştüm bunları. Sepet bunlar. İşte oyuncaklarını falan içine koyarım diye hangi oyuncağını? Minyatür olanları falan galiba. Çok küçükmüş ya, bu ne? Bunu çok beğenmedim. İşte kirlilerini falan atarım. Ne bileyim işime. Ben bu şu kadar falan görünüyordu. Ne bileyim küçük. Ama yine de tatlı. Bunu böyle atabilirim. Bunu çok beğenmedim. Arkadaşlar bu arada saçlarım nasıl? Bugün özel yaptım. Açabilirsem. Ters açıyorum galiba, evet. Terse doğru çekiştiriyorum ya, şaka gibi. Bu çok tatlı, bu benim çok hoşuma gitti. Bu arada burada göreceğiniz tüm ürünleri link olarak toparladım. Hem Instagram hesabımda paylaşayım diyorum. Hem de açıklama kısmında linki bırakıyorum. Yani beni izleyen anneler vardır. Hamile olanlarımız vardır şimdi aramızda. Beğendikleriniz olursa alabilirsiniz. Link hazırladım sizler için. Şunu da şöyle atalım. Niye şey çıktı bu? Vardı ya o bebekler. Ay matruşkalar. Niye öyle bir şey yaşadım az önce? Bu arada ben de neler sipariş ettiğimi unuttum biliyor musunuz? Sizlerle beraber şu an ben de bakıyorum arkadaşlar. Ne sipariş ettim gerçekten unuttum. O kadar çok sipariş verdim ki. Bebek yağı sipariş verdim. Onu hatırlıyorum. Şimdiden bebek çamaşır ilacı mı? Yumuşatıcısı mı? Öyle bir şey sipariş verdim. Şimdiden. Daha var 4,5 ay. Şöyle bir arkadan kocaman bir şey aldım. Bunu merak ettim. Başlıyoruz kesinlikle. Ya bunların her birini bilmiyorum biliyor musunuz? Gerçekten nereden ne çıkacak falan. Bir de ben internetten alışveriş edince bana şey gibi geliyor. Bana bunların hepsi hediye gelmiş gibi. Sanki hiç paramı harcamamıyormuşum gibi. Ama kendim mağazaya gidip bir şeyler alınca evet o benim param ve gidiyor. O yüzden alışveriş edemem falan o moddayım ama internetten her şeyi alabilirim ve sonra bunlar bana hediye gibi geliyor. Bu çok tatlı bir zürafa ama bu zürafanın boynunu kırmışlar. Kim küstürdü lan seni? Anam zürafamın boynu yamulmuş. Hepiniz biliyorsunuzdur, bir de dinozoru var bunun, bir de büyük zürafa alayım dedim. Burak da diyor ki neymiş efendim, Atlas'ın 4 tane oyuncağı alacakmış. Bir tane daha almak isterse o 4 tane oyuncağından birini feda edip birine hediye edecekmiş. Bak bu çok güzel bir şey aslında ama. Bol bol oyuncağı olsun. Hediye etsin yine. Değil mi? Paylaşmayı öğrenecekmiş falan. Onunla o konuda biraz kavga ediyoruz. Ben de okeylemiştim en başta ama sonra düşündüm neden bir sürü oyuncağı olmasın. O zaman da doyumsuz bir çocuk olabilir ama bunu mantıklı bir şekilde düşünüp karar vereceğim gerçekten. Ya şu an zaten anlamayacağı için bu oyuncaklardan. Bunları ben odası için, kendim için alıyorum falan diyebilirim. Merak ediyor insan ya. Şimdi ilk çocuğum yani. O arkadaş boynu bükük ama geriye doğru. Aynen. Bari şöyle olsaydı. Böyle üzgün bir zürafa. Böyle... Havalı. Havalı zürafa. Ay ne kadar havalısın. Bak ama ya. Bırak artık onu. Ben bunu bak. Ne yaptınız lan zürafa ama? Aha düzelttim.
Ne yapıyorsun? Ama. Şunu hiç hatırlayamadım. Garip bir koku geldi bundan ya. Aşkım, her kargoyu koklamak zorunda mısın? Ya garip kokuyor bazı. Bunu hatırladım. Bu da böyle Atlas'ın bezlerini falan koymak için miydi? Ya ben bu ara kafayı yedim böyle organizasyon şeyleriyle. Anladınız değil mi işte böyle kutularla falan. Şurada buraya işte böyle biberonunu falan. Dışarı biberon seti bile aldım. İşte yok, dışarı değil. İçeri koyacağım. Ne gerek de yokmuş aslında buna. Şöyle atalım bunu. Ha, bunun ne olduğunu biliyorum zaten. Şimdiden ona şey aldım. Bu ne? Dur, benim de aklım karıştı. Kakalı bezlerini, çişli bezlerini atabilmek için çöp kovası tabii ki odasına. Birkaçını önüme topladım. Hızlı hızlı açmak için. Çok merak ediyorum çünkü. Atlas'ın odası da geldi bu arada arkadaşlar. Bu videoyu çekmeyi bekledim tamamen düzenlemek için. Bunları açtıktan sonra böyle odasını tamamen düzene sokmuş olacağım. Atlas'ın odasının vlogu da yaklaşık bir ay içerisinde bitmiş haliyle size teslim ederim ben onu canım. Tamam mı? Bekleyin. Ev vlogunu da ayrı çekeceğim. Evi de değiştirdik komple biliyorsunuz. Atlas'ın odasını ayrı, ev vlogunu ayrı çekeceğim. Bu ne bunu? Bu şey onun tırnaklarını kesmek için. Yeni doğanlara özel. Şöyle ucunda işte bir şey dönüyor. Şöyle törpülüyorsun aslında, yani kesmiyorsun. Çünkü tırnakları çok ince olduğu için. Hepsini aldım. Eksik hiçbir şey kalmadı. Gerçekten. Atlas, duyuyor musun? Duyuyorsan bir kere tekme at. Duymuyorsan iki kere tekme at. Duymuyorsa tekme atamaz tabii. Annen tam bir gidik Atlas. He, bir sürü varmış. Değiştir kullan. Bakalım burada ne var? Anlamadım. Bu ne böyle? Bir kere Burak ne anlasın? Burak anlamaz. Buna gerek yok, şuna gerek yok diyor. Hepsine gerek var canım yani. Atlas'ın odası çok güzel oldu ama. O eşyalar falan mükemmel. Vlog gerçekten dört gözle bekleyin. Daha söyleyebilirim. Üf, garip kokuyor bu da ya. Ya da bana mı garip kokuyor acaba? Ben hamile olabilir. Hani o da ama. Bunlar da organizasyon şeysi. Organizatör. Organizasyon. Organizier. Evet. Bunları dolabın içine koyacağım ve bunların içine bezini, biberonlarını, bir şeylerini koyacağım. Hep de onlardan sipariş etmişim. Hepsine gerek var tabii ki. Bu tahmin ettiğim şeyse bu çok güzel bir şey. Aha evet, tahmin ettiğim şey. Bunu unutmam çünkü bunu da çok böyle beğenerek, özenerek almıştım. Hazır mısınız? Dıdım. Özel mi yaptın? Özel değil de özel yapılmış. Yani vardı bu Trendyol'da. Bu şekilde Atlas yazıyordu. Hemen aldım. Şöyle çok tatlı değil mi? Ben çok bayıldım buna. Atlas yazıyor. Gerçekten çocuğun cinsiyetini öğrenir öğrenmez hemen siparişler başladı yani. Ben şunları göstermek istiyorum size. Bunlar da kutu. Ayy. Ben gerçekten kafayı yemişim bunlarla. Ama bunlar gerçekten kullanışlı ve istediğim boyutta çıktılar şu an. Bunların içine de böyle oyuncaklarını falan koyacağım. Buranla 4 oyuncak işi yalan oldu. Bunlar böyle. Ay, ben gerçekten garip bir insan. Hayvan figürlerinde. Aa, çok iyi. Kutular değil mi? Çok tatlı. Aşırı güzel duracak. Burada tavşik var, burada panda var. Bu ayıcık, bu da penguencik. Cik cik cik. Bunları şöyle atalım. Ay var ya, eskiden demeyeceğim, çok da eski değil. Kargo açılımı yayınlarımı bilirsiniz. Böyle saatlerce kargo açıyorduk sizde, hatırladınız mı? Kostümler falan sipariş ediyordum. O kostümlerle de inşallah bir gün çekim yapacağım. Bu arada şeyi soracağım size. Cinsiyet partisi videomuzu nasıl buldunuz? Onu da izlemeyenleriniz yoktur diye tahmin ediyorum. Yani varsa gerçekten ayıp ediyorsunuz. Gidip izleyin. Ben Atlas'ın odasını daha çok arkadaşlar kahverengi tonlarda yapmak istedim ve öyle de yaptım. Kahverengiyle yeşil çok güzel görünüyor bu arada. Ama böyle cırtlak yeşil değil tabii ki. Bu tonlarda yeşil. Bu bir uçak. Yosun yeşil. Aynen, yosun yeşil, evet. Yastıkları da o renkte. İfaları verdim zaten onda. Aynen, story'yi de attım. Dayanamıyorum ki, çok heyecanlıyım. Ha bu arada Atlas Bey'in Instagram hesabı var arkadaşlar. Neydi? İsik Atlas. Ne kadar çok şeye zimmetlemişler ya. Zimmetlemek ne demekti? Yerden duydum. O bu değil. O kelime bunu ifade değil etmiyor. Değil miydi o? Zimmetlemek böyle çok saklamak şey yok. Değil mi? Neyse, siz öyle algılayın arkadaşlar. Gerçekten kıracağım şimdi ya. Bunu nasıl...
Bu da işte biliyorsunuz bunu. Ne adı ne? Unuttum adını. Çok garip bir adı var bunun. Abaküs. İlk abaküs, evet. Abaküs. Bunları böyle yan yana koyacağım. Bunlar çok tatlı oldu. Bu arada arkadaşlar bunlar bir haftada gelenler. Cinsiyeti öğrendiğim gibi başladım. Düştüm alışverişe. Başladım alışverişi yapmaya. Daha da gelecek olanlar var. Onları da dediğim gibi vlogda görürsünüz. Vlogtan çok bahsettim ama ben çok heyecanlıyım o odanın vlogu için. Ha bu bana ya. Bu kelme. Bunu çok beğendiğim için kelme bir hırka sipariş etmiştim. Böyle bir şey bu da ama çok güzel. Bu tam... kadar bu kadar kargodan hiç babaya bir şey var mı peki? Yok tabii ki. Ay gerçi Burak'a da hediye almayı düşünüyorum ne zamandır ama almıyorum bir türlü. Ne alayım ki yani? Her şeyi var. Ayağım iptalim şu an. Aynen. İptalim. Hem şu çöpleri toplayalım gel. Ay arkadaşlar bir dinlendim. Geldim ve ayrıyetten de buraları düzenledim. Şimdi çocukların ağzı akıyor ya sürekli tükürükleri. Yedili ağzını silmek için mendil. Tabii ki öyle peçeteyle meçeteyle silmiyorum çocuğumun ağzını. Böyle mendillerle siliyorum. O bile özel. Tükürükleri bile özel çünkü benim çocuğumun. Evet ben bir şehzade annesiyim. Artık. Bunlar yastık kılıfları. Ama ben bunları yastıklarla beraber gelecek zannediyordum. İşte bunların içine yastık alacağım artık. Şöyle ayırayım bunu bir dur. Burada boşta 6 tane falan yastık kılıfım var biliyor musun? 6 tane yastık kılıfı mı var? Bu ne? Bak vallahi çok garip kokuyor. Bal mumu gibi. Ama ayrıyetten de şey gibi çam sakızlı çobana. Gerçekten çam ağacı kokusu aldım. Ay bunlar tablolar. Bunları da hiç açmayacağım, göstermeyeceğim size. Ah niye o zaman bu videoyu çekiyorsun desenize. Ya bunlar şey altılı, ayıcıklı falan böyle tablolar. Bunları da odada görün istiyorum. O yüzden göstermeyeceğim diyorum. Ay bakın bakın buradan ne çıkıyor arkadaşlar. Bu benim için bir çanta. Ama çocuğumun eşyalarını koymak için aldığım bir çanta. Mesela işte içinde... Çok güzel kokuyor. Sanki ilkokulda böyle Barbie'li çantalar alırdık ya. Hepiniz biliyorsunuz o kokuyu. Yani bu çok da rahat gezebileceğim bir çantaya benzemiyor ama çocuğun ihtiyaçları için güzel bir çanta. İşte bezini hepsini koyarım buraya. Zaten bebek arabasına koyacağım bunu. Ben böyle sırtımda gezdirmeyeceğim ki. Tabii sırtında gezdirecek biri varsa o da Burak'tır. Tatlı bir tavşik. Merhaba. Atlas merhaba. Şu an uyuyor Atlas. Bu arada ben Atlas'ın tekmelerini hissetmeye başladım. Hatta bir aydır falan hissediyorum yani ama bu ara daha şiddetli hissediyorum. Böyle dönerken sanki dirseğiyle şöyle karnıma şöyle yapıyor falan. Manyak çocuk ama şu anda uyuyor. Daha çok geceleri yapıyor. Zaten anne karnında %90 hep uyuyorlarmış. %10'luk da geceleri uyanıyorlarmış. Bebekler. Bunu böyle koyalım. Ay, acaba sipariş ettiğim biberonları falan geldi mi? Onları çok beğenerek almıştım. He bu bebek yağı. Bu arada bebeklere masaj yapmak gerekiyor her gün. Hem ciltleri kuruyabiliyor. Masaj yapmazsanız da gelişimleri, kemik gelişimleri doğru düzgün olmayabiliyor. Biz de en iyisi için çabaladığımız için bebek yağını şimdiden aldım. Masaj yapacağım her gün. Duştan sonra olur. Duştan önce olur yani gün içerisinde her gün. Gün içerisinde her gün nasıl bir laftı? Gün içerisinde her gün. Gün içerisinde herhangi bir saat. Bu baby shake tutturutturu baby shake. Baby shake. Bu kıyafet. Ya bebekler bu eldivenlerin içerisinde hiç elleri rahat etmiyormuş. Ama yüzünü çiziyor. İşte yüzün çizmemesi için tırnaklarımı düzenli bir şekilde kesmem lazım. Çok tatlı. Benim üstümdekiyle benzer renkte. Bunların hepsini yıkayacağım ben. Ona giydirmeden. Bu çok tatlı ama. Şöyle şey. Masanın üzerine falan. Böyle oyuncaklar. Dondurma oyuncakları. Çok tatlı değil mi? Aa! O nasıl bir çığlık da be. Çok seviyorum. Zaten küçük bebeklerin dikkatini bunlar çekiyor. Keseyim bir aynen. Bu ne? Çocuk oyuncakla mı oynayacak bunlarla mı anlamadım. Bak. Çok tatlı. Peluş oyuncak sipariş ettim diye hatırlıyorum. Onlar nerede? Aha burada. Ya benim kalbim mi temiz ya? Gerçekten fal baktırmak isteyenler bir yazsın yoruma. Bak rüyamda görüyorum falan cinsiyeti erkek çıkıyor. Ne oluyor ya? İkinci çocuğumu bile gördüm ben rüyamda. Bu arada anlatmamıştım size bunu. İkinci çocuğum da erkek. Düşünsene 3-5 yıl sonra o da erkek oluyor ve gerçekten Şiknoz. Şiknoz editleri. Şiknoz.
Bu daha tatlı görünüyordu da. Böyle de tatlıymış. Böyle çirkinmiş bu. Üzülmesin. Bunu da böyle koyayım. Rengi uyuyor tam odaya. Rengi için aldım. Evet. Bu da ne topuydu bu? Ne topuydu söyle. Bunu oynuyorlar, şöyle atıyorlar. Kimler oynuyor? Ne topuydu? Amerikan futbol topu. Aynen. Nasıl bildim? Bana şey gibi geliyor. Atlas futbolcu falan olacak gibi geliyor nedense. Düşünsene oluyorum. Şiknovs. 20 yıl sonra. Şiknovs. Gerçekten. Bunları doğru bilirsem zaten gideceğim kemer falcı. Ermişsin artık yani. Ermiş. Daha ötesi yok. Bunun içine niye çay doldurmuşlar? Tarak. Doğal saç, yani bebekler için doğal tarak ama içinde çay var paketin. Ve kokusu böyle olsun diye mi? Keçi kılı tarak yani bu. Favori birlerde falandı yani, herkes çok beğenmişti. Alayım dedim. Ama şunlar ne içindeki onu çok çözemedim. Böyle olması gerekiyor herhalde. Bu arada aldığım kitaplıklarda burada bunları da açmayacağım. Çünkü Burak gelince bunları duvara monte etmesi gerekiyor, o açsın. Kundak, kundak. Kundağını bile aldım. Bu biraz büyük bir kundak mıymış? Ama yeni doğan için yazıyordu. Sıkı sıkı bağlamak için herhalde. Bu beni falan kundaklarız böyle bununla gibi duruyor. Yani çok da bir şeyimiz kalmadı. Burada büyük bir kutu var. Bunun zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Bu benim kıyafetim. Dikkat kırılabilir. Yazan ne acaba? Aa, şurada küçük bir paket varmış. Hadi bunu açalım ve bunu açalım. Sonra bitirelim. Bu da yıldız. Yine asmak için kitaplığının böyle şeyleri var, çıkıntıları var, oraya asıyoruz. Son kargomuzu açıyoruz ve sonunda... O öndekini açmadım ve videonun başında kucağına aldın, hala orada duruyor. Şu mu? Evet. Hiç açma, bu hiç, muydu? Hiç açmadım. Videonun başına aldın kucağına. Bunun açılmayacağı varmış o zaman, bunu geri göndereceğim. Evet, onu ben de merak ettim. Tamam, onu açalım. Son kargomuz o olsun o zaman. Bunda play yazısı var. Play. Bu duvarı asmak için ya. Bu da ufak bir dekor işte, play. Cam olduğuna göre de ben bir şey tahmin ediyorum ama işte tahmin ettiğim şey çıkmadı. Bu benim pasta yapmak için aldığım tabak. Ne? Evet. Arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Ben gerçekten öldüm bittim ama gerçekten de çok mutluydum bu videoda. Vallahi çok heyecanlıyım ben. Diyecek bir şey bulamıyorum. Sizler nasıl buldunuz aldığım şeyleri, sipariş ettiğim şeyleri ve videoyu? Onu da yazarsınız yorumlara. Hepinizi kocaman öpüyorum o zaman. İyi ki varsınız, iyi ki yanındasınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Boynu bükük zürafa da size bay bay diyor. Bay bay. İşte Atlas ne kadar eğlenceli bir annem var. Görüyorsun değil mi?